Abi bu nedir burada? Burada bir şey. Esasında bu bu Akai'nin yani bir recording, analog recording aleti. Ama bu tarihsel bir esasında tarihten gelen bir recording aleti. Bunu ben satın almadım. Bunu eşimin babasından kalma. Beretti'nin ilk evet haberlerini yani ERA yani ne derler? Havaya yani record yollayan bir şekilde haber geçen geçilen bir ve kayıt edilen bir cihazdı bu. Berete'nin değildi, kendisine aitti ama çok haberciydi. Haberciydi, gazeteciydi. Cumhuriyet'te de yazdı belli bir dönem. Çok şeyler yaptı, çok dokümanlar var. Hatta elimizde aile dokümanları var. Bazı bantlar vardır ki hala daha gün yüzüne çıkmak istiyor ve hepsini bu alette çekti. Bunu benim eşimin abisi Amerika'da aldı, gerçek parçalarını tekrardan bozulanları ikinci el olarak buldu, satın aldı, tamir etti ve buraya yolladı bana tekrardan ve bu bantları kısa zaman sonra herhalde tekrardan ele geçirip tekrardan remastering yapıp güzel kurtaracaksın. Kurtaracağız diye evet. Düşünüyorum. Bu sesler günahsız yavruların, güçsüz kadınların, suçsuz insanların kanlarına girenlerin suratlarına inemiş ama bu sesler özgürlük isteyen bir toplumun yaşama hakkını çiğnemek düşüncesinde olanların kafasına inen bayyozdur. Geçen Cuma'yı Cumartesi'ne bağlayan gecede Lefkoşa'nın Kumsay bölgesinde duyulan bu sesler adanın dört yanında uzayı göremeyerek yiğitli taslayanlardaki çırpınışların son belirtisidir. Çok geçmeden sabırla kurulun helva, bu yaprağının
atmak olduğunu görüyorlar da kuşkusuzdur. Türk ceplerinin seslerini, başardıkları işleri, birçok rap istasyonlarından duydukları gibi. Son olarak şuradaki küçük kutudan da bahsedelim mi? Bu Türkiye'de bulmak birazcık zor. Evet, bu reamp için kullanılan, kendi küçük ama işi büyük bir cihaz. Yani kısacası gitar sanatçısınız, geliyorsunuz, çekiyorsunuz gitarı ve sizi biz eve yolluyoruz. Veyahut da git diyoruz kardeşim, deniz kenarında sen yüz. Biz tekrardan bunu gitar amfisine bu alet yoluyla sinyal yolluyoruz. Normal DI-Box'tan çok çok daha yetenekli bir reamp box diyebiliyorum ben. Yani şey işte bu recording'de yapılan hataları tekrardan veya tekrardan mikrofonlamak gerekiyorsa tekrar bu cihaz yoluyla amfiye yolluyorsunuz. Hı hı. Tekrardan sanatçı olmadan çekilen recording'deki gitar ham sinyalini tekrar geriye alabiliyorsunuz. Yani bu çok yapılan bir teknik esasında istiyorlardı. Anladım. Abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum Tayfun. Vallahi biz de bu değerli tecrübelerini paylaştığın için, sadece bana değil tüm ev stüdyosu takipçilerine kapılarını açtığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. En yakın zamanda seni Türkiye'ye bekliyoruz. Sıra bende. Şimdi abi, ben geleceğim. Senin stüdyoyu bir program yapacağım herhalde. Stüdyoyu sen de karıştır bakalım. Evet, tamam. Teşekkürler. Görüşmek üzere.